şöyle seçimi kaybetmesi AKP için bir şoktu. Cumhur İttifakı için bir şoktu. Bunu tavırlarından, açıklamalarından zaten gördük. Sadece yönetim için değil, tabanı için de şok olduğunu ağlayanlardan, tepki gösterenlerden gördük. Şimdi 17 gündür oyaladılar. Hem de öyle bir oyaladılar ki Büyükçekmece dediler. İptal oyları yeniden saydırdılar. Bakın iptal oy dediğimiz şey 200 bin iptal oy vardı. Bir önceki seçimdeki İstanbul'daki iptal oy rakamı 400 bin. İki katı. Yani bir anormallik. Ekstradan iptal edilmiş bir şey yok. İptal oyların yeniden sayılabilmesi için de iptal edilirken AKP'nin oradaki temsilcisinin sandık sayımında bu iptal edilen oya itiraz ediyorum diye not düşmesi gerekiyor. Buna rağmen YSK iptal oyları yeniden saydırdı. Şimdi niye iptal edildiğini bilmediğimiz bir oyu yeniden saydırdılar. Ama hadi sayıldı. Böylece oyaladılar. Tamam, oyalanma yani taktiğiydi bu. İkincisi Maltepe'de işte gördünüz yok kurul kurulamaz, yok bir daha sayılsın, bir daha sayılsın, bir daha sayılsın yaptılar. Büyükçekmece'de yaptılar. Neticede oyaladılar. Şimdi 3 tane neden öngörülüyordu bu oyalamayla ilgili. Bir tanesi AKP süre kazanıyordu. Belediyede bahar temizliği yapmak için. Yani bahar temizliği esprisi öyle ya da böyle 25 yıldır belediye ellerindeydi. Kaybetmeyi öngörmedikleri için de bir takım yasa dışı işler olabilir. Ya da yasa kılıfına uyarlanması gereken işler vardı. Bu 15-17 günlük sürede bunları yaptılar. Evet, iyi bir dolayısıyla süre. Ben İmamoğlu'nun yerinde olsam öncelikle tebrik ediyorum tabii kendisini. Umarım Allah mahcup etmez. Türkiye'ye, ülkeye, halka ve İstanbul'a hayırlı olur umarım. Bu dileğimizi dile getirelim. Şöyle yapalım mı? Siz hazır bunu demişken, yani karşımızda nasıl bir başkan var? Gerçi şu 17 gündür tanımayan da tanıdı. Evet. Yani sadece İstanbullu değil, artık Türkiye'nin dört bir yanında bir İmamoğlu gerçeği oluştu. Sıcağı sıcağına mazbatasını aldıktan sonraki o devir teslim öncesindeki ilk açıklama var. Yani o ilk mesajları verdiği. Olur. Bir dinlesek mi onu? Şu üç gerekçeyi bitireyim istersen. En azından arada toplama olmasın izleyiciler açısından. Biraz sonra İmamoğlu'nun açıklamasını vereceğiz. İmamoğlu'nun açıklamasını dinleyelim. Tamam, öyle yapalım. Alırken. Bir tanesi buydu. Yani bahar temizliği yapıyorlar. Kılıfına uyduruyorlar içerideki işleri. İşte hatırlarsan medyaya da düştüğü için söylüyorum. 13 yıldır Egemen Bağış'ın şoförünün İBB'de çalışan bir eleman olduğu ortaya çıktı. Oradan maaşını alıyor. 13 yıl boyunca. 13 yıldır. Tabii insanlar buna tepki gösterdiler. Çok da mantıklı değil. Egemen Bağış ve Şuraya Kalsın'ın 17-25 Aralık'ta rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda somut, delilli, çikolata kutusunda kendisine götürülüp teslim edilen paraların görüntüsü de vardı. Kaydı vardı, her şeyi vardı. Adamın itirafı vardı. Bu itiraflarını Amerika'da da sürdürdü. Kimse bir şey yapmadı. Hani onu yuttuktan sonra 13 yıllık şoförü belediyeye fatura etmiş. Bu çok büyük yani bir kimseye şey değil. Devede kulak ama tineti göstermek açısından. Aslında bu uygulama 17-25 Aralık'takinin teyididir. O yolsuzluğu da teyit eder. Evet, bir yönüyle. Bu bakımdan önemli. Evet. Şimdi geliyorum, bir bu vardı. Şimdi bizim bilmediğimiz başka ne temizlikler yaptılar? İşte aktroller vardı, maaş alan, bankamatikten maaş alan insanlar vardı. Keyfi olarak verilmiş ihalelerden bahsediliyor. İşte TÜRGEV'den tutun da bütün o vakıflara verilmiş. O korkunç miktarlar. 1 milyara yakın, yani inanılmaz yüksek, milyonlarla ifade ettiğimiz paralar var, aktarılmış vesaire. Bunlarla ilgili temizlik yaptıkları, yapacakları beklentisi vardı zaten.